Aveyon Global Sigorta Turgut Özay'la Eğitim Merkezi'ni sunar. Mutlu günler. Eğitim Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Eğitim Merkezi'nde bugün yurt dışı eğitimle ilgili olan gençlerimizi, ailelerimizi bilgilendirmek için iki kıymetli konuğumuzu davet ettik ve sağ olsunlar bu yoğun gündemlerine zaman ayırıp geldiler. İlki Sinem Kızrak. Sinem Kızrak kimdir? Atlas Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdürü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Güzel, sağ olun hocam. Ben de iyiyim. Ve diğer konuğumuz geçtiğimiz haftalarda aslında bizimle birlikteydi ama böyle çok kısıtlı bir zamanda birlikteydik. Sağ olsun hemen bizi bilgilendirmeye başlamıştı ki ondan sonra zaten birçok soru aldık sizlerden. Ve o soruların bir bölümünü yanıtlamak için yine kalktı, zaman ayırdı, geldi. Rahmi Mesut Yılmaz, Atlas Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Kurucu Ortağı. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. İzin verirseniz ben direkt Sinem Hocam'la başlamak istiyorum şimdi. Hemen programa bilgilendirmek için izleyicilerimizi. Tabii yurtdışı eğitim başlığımız. Peki yurtdışı eğitim nedir? Ne katar? Ondan başlayalım hemen. Evet. Turgay Bey, aslında ülkemizde de çok saygın eğitim kurumları var. Dolayısıyla ülkemizde eğitim alan gençlerimiz de kendilerini geride kalıyor hissetmesinler. Ancak yurt dışı eğitime baktığımızda sadece çok yüksek standartlarda eğitim, çok iyi dil seviyesi, uluslararası tanınır bir diplomadan bahsetmiyoruz aslında. Gençleri dünya vatandaşı olma noktasına bir adım daha yaklaştıran bir süreç bu. Kültürel zenginlik, sosyal donanım kazanacakları, vizyonlarını, bakış açılarını, ufuklarını geliştirecekleri bir süreç. Örneğin İngiltere'de eğitim alan bir öğrenciye baktığımızda, evet, İngiltere'deki kültürü, eğitim sistemini, oradaki iş hayatını, iş dünyasını tanıyor ama bunun yanı sıra birçok farklı ülkeden öğrenciyle bir arada eğitim alıyor. Dolayısıyla Asyalı bir arkadaşı da oluyor, Afrika'yı da tanıyor, Avrupa kültürünü de anlıyor. Ve bu bence iş hayatı için, yani günümüz iş dünyası için çok önemli. O kültürler arası anlayışa sahip olmak çok kıymetli. Dolayısıyla yurt dışı eğitimin bence en büyük kazanımı bu. Bunun dışında özellikle yurt dışında belli ülkelerde saygın eğitim kurumlarında sektörle, iş hayatıyla, endüstriyle, işletmelerle çok yakın bir işbirliği olduğunu ifade edebilirim. İşte kariyer aktiviteleri, sektörel projeler, staj imkanları, iş hayatının modellendiği grup çalışmaları ile gençler, öğrenciler iş hayatına dair daha uygulanabilir beceriler kazanarak kariyerlerine biraz daha güçlü hazırlanıyorlar. Biz de üniversiteden yeni mezun bir gencin iş deneyimi olmadan şansı biraz düşüktür. Hani iş hayatında öğrenilir diye bir kavram vardır. Yurt dışında biraz daha gençler, öğrenciler iş hayatına hazırlanıyorlar diyebiliriz. Bunun dışında... Hocam sözünüz keseceğim ama evet. Şeye ben çok katılıyorum hakikaten. Oradaki etkileşim daha sonrasında, yani eğitim hayatının sonrasında ticaret ortamında müthiş işe yarıyor. Tabii. Yani şuradan ben biraz daha biliyorum. Yani yurt dışından Türkiye'ye gelen öğrenciler mezun olduktan sonra ülkelerinden eğer bir işle ilgileniyorlarsa ilk akıllarına gelen Türkiye oluyor. Türkiye'deki evet. Markalar, Türkiye'deki firmalar veya Türkiye'deki arkadaşlarını arayıp diyorlar ki ya ben ülkede şöyle bir iş kurdum arkadaşlar. Basit bir örnek vereyim, Çekyat. Yani evet. Afrika'da Afrika'dan Türkiye'ye gelip buradaki üniversitelerimizden mezun olup tekrar ülkesine dönen birçok öğrencinin ben buradan Çekyat, yatak, evet. yorgan gibi evet. şeyleri kendi ülkelerine ithal ettiklerini gördüm ve hakikaten o işbirliği işe yarıyor. Çok kıymetli evet. bir network. Rahim Hocam siz nasıl bakarsınız? Ya bu işin network kısmı ile ilgili dünyanın her yerinden arkadaşlarınız oluyor evet. ilgili meslek dalında. Tabii eğitimin dışındaki faydalardan bahsetti Sinan Hanım. Bir insanın fiziksel olarak bir yıl Londra'da, New York'ta, Miami'de eğitim almadan yaşaması bile ona çok şey kazandırır. Dolayısıyla bu yurt dışı eğitimin dışında birçok faydası var. Fakat eğitimle ilgili de çok önemli faydalar var. Ben iki önemli şeyi vurgulamak isterim. Birincisi yabancı dil eğitimi. Yani Türkiye'de ne kadar iyi hocanız olursa, ne kadar iyi dil okullarına giderseniz gidin,
o ülkenin kendisinde yaşamak kadar etkin bir dil eğitimi olmaz. Dolayısıyla siz yurt dışında dil eğitimi alıyorsanız Türkiye'ye göre çok daha verimli bir süreç geçirirsiniz. Türkiye'de bir senede geleceğiniz yere orada 3 ayda gelirsiniz. Akademik eğitimde ise şöyle bir avantaj var. Türkiye'de AYT, TYT çok seçici, ciddi işte üniversite sınavına hazırlık süreçleri ve çok az sayıda öğrencimiz aslında dünyada ilk 1000'de olan, ilk 500'de olan üniversitelerimize girebiliyorlar. Evet. Ama yurt dışı seçildiği anda siz dünyadaki ilk 100'e, ilk 200'e, ilk 300'e, ilk 50'ye çok daha hani AYT, TYT gibi sınavlarla uğraşmadan çok daha rahat girebiliyorsunuz. Çünkü dünyanın her yerinde, Türkiye'de de dahil, yabancı öğrencilere özel avantajlar var, kabul avantajları. Nasıl ki Türkiye'deki bir devlet üniversitesine yabancı bir öğrenci, Türk öğrenciye göre daha kolay kabul alıyorsa, evet, bu bir vaka. Evet. Aynı şey siz de bir Amerikan üniversitesine ya da bir İngiliz üniversitesine çok çok daha rahat kabul alıyorsunuz bir İngiliz öğrenciye göre. Bu da sizi mesela Anadolu Lisesi'nden 80-90 not ortalamasıyla mezunsanız, eğer bize gelirseniz sinemam size oturur, seçeneklerinizi sunar ve ilk yüzde bir üniversiteye çok rahat yerleştirir. Öyle değil mi sinemam? Ve öğrenciden de ne AYT, TYT skoru ister ne İngilizce ister. Çünkü der ki sinemam öğrenciye, eğer arzu edersen İngilizcen yeterli seviyede değilse önce üniversitenin hazırlığına gidersin, hazırlıktan sonra da üniversite eğitimine devam edersin. Yani İngiltere'den örnek verdi, söz gelimi Manchester Üniversitesi, Nottingham Üniversitesi, Birmingham, Warwick gibi üniversitelere, ki bunlar dünyada ya ilk 50'dedir, evet, ya ilk 100'dedir. Evet. Türkiye'de Anadolu Lisesi mezunu bir öğrenciyi biz işte başvurusunu düzgün hazırlayarak, niyet mektuplarını, özgeçmişini, referans mektuplarını nasıl hazırlayacağını anlatarak, güzel bir başvuru dosyası yaparak top okullara kabul alabiliriz. Dolayısıyla eğitime erişebilirlik de daha kolay oluyor. Yurt dışı seçtiğiniz anda daha kaliteli bir eğitime daha kolay erişebiliyorsunuz. Ben size tam şunu soracaktım hocam aslında. Şimdi birçok hikaye duyuyoruz aslında. Yani bir yurt dışı eğitime karar veriyor evlatlarımız, aileler ama süreçte kayboluyorlar. Evet. Evet. Ha, orada herhalde bir rehberin, değil mi, bir danışmanın yönlendirmesi her şeyden önce hem maddi hem manevi büyük kazançlar sağlayacaktır. Tabii işin bu kısmında profesyonel bir hizmet almak bir yurt dışı eğitim danışmanından, hani bizim bünyemizde 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır, sinemanın 22 yıl oldu değil mi? Evet. 22 yıldır eğitim danışmanlığı yapan deneyimli birisinden hizmet almak hem sürecin yönetiminde, evet, işlerinizi kolaylaştırır hem de sürece başlamadan önce alternatiflerin, hı, neler? Sana en uygun ülke hangisi? En uygun üniversite hangisi? O üniversiteye gidersek şartlar ne olur? Bu ülkeye gidersek şartlar ne olur? Hem akademik açıdan hem sosyal açıdan, yaşam şartları açısından, kariyer çocuğun, açısından. Çocuğun belki bazı yetkinliklerinin orada karşılığı vardır değil mi? Burs imkanları vardır, bunlar vardır. Tabii ki burs imkanları olması için işte ne kadar önceden hazırlanman siz gerekir. Siz bunları biliyorsunuz tabii zaten. Tabii ki hangi sınavlara hazırlanman gerekir. Yani yine işte öğrenci master yapacak diyelim ki, evet, Türkiye'de bir üniversiteden, işletmeden mezun, not ortalaması da 2,5. Bu öğrenci iyi bir üniversiteye İngiltere'de, Amerika'da, Kanada ya da Avustralya'da master'a kabul alır. Ama ben burs alacağım ya da ilk 100'e girmek istiyorum, ilk 50'ye girmek istiyorum derse not ortalaması 3'ün üzerinde olması gerekir. Bu da yetmez. İşte GRE, GMAT gibi sınavlar var. Bunlara hazırlanması gerekir. Öğrenciler bu sınavlardan bile son anda haberdar oluyorlar. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Öğrenciler not ortalamanın öneminden bile son anda haberdar oluyor. Öğrenci geliyor 4. sınıfı bitirmiş oluyor ve ilk dönemi bitmiş ve bize gelmiş İngiltere'de master yapacak. Not ortalaması 2,5. Biz ona diyoruz ki bak 3 olsaydı şu okullara kabul alabilecektik. 2,7 olsaydı şunları alacaktık. Öğrenci diyor ki ya ben bunun bu kadar önemli olduğunu bilseydim, evet, biraz daha gayretle, azıcık gayretle not ortalamamı 3'e çıkarırdım. Ve not ortalaması öyle önemli bir husus ki sonradan dönüp telafi edilemiyor. Yani siz İngilizceniz yoktur, sonradan hazırlanırsınız. TOEFL'a, evet, ilkinde giremezsiniz, ikincisinde yüksek skor alırsınız ya da IELTS'e. Fakat okul bittiği an, bitti, ya da son sınıfa geçmiş geldiğiniz olsun andan hani ben not ortalamamı döneyim, tekrar üniversite edeyim, telafi edeyim gibi bir şey durum yok. Dolayısıyla bunun gibi detaylar var. Bunu şunun için söylüyorum. Öğrenciler böyle bir profesyonele ne kadar erken başvururlarsa o kadar kendileri için de iyi olur. Yani ben son sınıfa geldiğimde, üniversitenin son sınıfında master'ı araştırayım ya da lise 12. sınıfa geldiğimde gideyim bir danışmana başvurayım, evet, da aslında doğru değil. Mümkün olduğu kadar erken ki o zaman kayıplarını yaşamayalım. Evet.
9. sınıfta bize gelen bir öğrencinin sahip olduğu fırsatlar ve seçeneklerle 12. sınıfın ikinci dönemi, ben yurt dışı eğitim başvurularını planlayayım diyen bir öğrencinin seçenekleri aynı olmuyor. Dolayısıyla erken harekete geçmek çok önemli. Bununla ilgili hazırlığa master öğrenciler için en az bir sene evvelden, lise öğrenciler için işte 9. 10. sınıftan itibaren başlamak gerekiyor. Tabii burada bir de şöyle bir durum var. Hani özellikle lisedeki öğrenciler, Türkiye'deki seçeneğimi de göreyim. Hani Türkiye'de çok istediğim bir yeri kazanamaz isem yurt dışına gideyim diyebilirler. Mesela evet. Bu da bir seçenek. Biz o zaman öğrenciye diyoruz ki sen enerjini SAT, AP ya da IB dersleriyle harcama. Sadece Türkiye'deki üniversite sınavlarına odaklan. Eğer istediğin dereceyi alamazsan, kötü bir sınav geçirirsen biz sana B planı olarak yurt dışındaki üniversiteleri planlayalım. Ama o zaman Amerika'yı seçeneklerden çıkaralım çünkü orada SAT gerekiyor. Ama İngiltere'de direkt bachelor 3 yıllık eğitime direkt başvurma ya da foundation dediğimiz bilimsel hızlık programlarıyla biz seni yine çok iyi bir üniversiteye yerleştirebiliriz diyoruz. Ama bazı öğrenciler de geliyorlar, diyorlar ki ben sadece yurt dışı düşünüyorum. Kesin, neye hazırlanmalıyım? Hangi sınavlara hazırlanmalıyım? O zaman diyoruz ki AYT, TYT'ye hazırlanma. Senin hazırlanman gereken sınavlar bunlar, yapman gerekenler bunlar. Biz sadece yurt dışını hedefliyoruz. Seçeneklerimizi de arttırdık. Bu ülke bile çok ciddi fark ediyor. Amerika'yı hedefleyen öğrenciyle Kanada'yı ya da Avustralya'yı ya da İngiltere'yi hedefleyen öğrencinin durumu çok farklı. Ama öğrenci Almanya istiyorsa o zaman da diyoruz ki AYT, TYT de önemli. Çünkü Alman üniversiteleri Türkiye'de bir yere yerleşmeyi şart koşuyor. Diğer ülkelerde böyle bir durum yok. Yani biraz açarsan, Almanya'da bir üniversiteye yerleşecekse öğrenci, evet, Türkiye'de ilgili bölümü kazanmış olma şartı var. Diğer başka bir hiçbir ülkede yok. Dolayısıyla Almanya'yı tercih eden öğrenciyi de ayrı yönlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde öğrenciye göre mümkün olduğu kadar erkenden bir araya gelmek gerekiyor. Bir kere bu böyle son dakikada verilecek olan bir karar değil. Biraz önden karar vereceğiz. Karar vermenin ötesinde önden harekete geçeceğiz. Çünkü not ortalaması, değil mi? Olmazsa olmaz zaten, onu, evet, bir sağlamamız gerekiyor. Çünkü bunun geri dönüşü yok. Geçmişler olsun eğer onu sağlamadıysak. Evet, çok doğru. Yani her öğrencinin de ayrı bir durumu var. Ayrı akademik başarısı var. Öyle öğrenciler oluyor ki biz işte bir premium bir lisede Türkiye'de IB dersleri alıyor. Diyoruz ki sen IB'yi hemen bırak, enerjini şuraya harca. Biz IB'yi zaten kullanmayacağız diyoruz mesela. Orada ailelerle çatışma olmuyor mu şöyle, hocam? Şöyle, oradaki aileler tarafındaki durum şu. Aile çoğu zaman bilmeden işte kulak dolgunluğuyla hareket ediyor. Tamam. IB iyiymiş, IB. AP alınıyormuş, bizim çocuğumuz da alsın. Mutlaka almalı. Evet. Acaba bir de ailelerde acaba bir şey kaçırıyor muyuz? Evet. Çocuğumuz bir şey kaçırmasın, evet, psikolojisi oluyor. Herkes için doğru tek bir yol yok aslında. Yani ailelerin ve öğrencinin kendisini tanıması çok önemli. Yani kendi becerileri doğrultusunda, kendi akademik altyapısı doğrultusunda bir yol çizmek çok önemli. Yani tek başına, siz çok güzel bir noktaya değindiniz Mesut Bey, tek başına IB okumak bir şey ifade etmiyor. İyi okullara girebilmek için IB'den iyi bir puan almak gerekiyor. Ama bazı öğrencilerin akademik altyapısı IB programı için uygun değil. Yani herkes için en doğru yol o değil esasında. O çocuğun biraz enerjisini ona harcamanın, evet, bir anlamı yok o zaman, evet, değil mi? Ya tabii, bir de bu konuda bazen öğrenci diyoruz ki keşke senin hiç IB skorun olmasa da biz lise diplomanla olabiliyor başvursak daha şansın yüksek. Yani ya. Yani çünkü daha somutlaştırayım. Manchester Üniversitesi işte 90 not ortalaman varsa Anadolu Lisesi diplomasıyla seni kabul ediyor. Güzel. Ama sen 90 lise not ortalamanın dışının yanına IB 34'ü koyarsan o zaman Manchester diyor ki ben 90'la kabul ediyordum ama bir dakika senin IB'in çok düşükmüş deyip kabul olabileceğin yerden red alacak duruma gelebiliyorsun. Sen kendi kalene bir gol atmışsın evlat deyip orada. Dolayısıyla dediğim gibi her öğrencinin kendi durumu, kendi şartları, akademik background'u, işte performansına göre yönlendirme yapmak gerekir. Hocam peki böyle bazı ülkeler bizim evlatlarımızın seçiminde öne çıkıyor mu? Ya da siz o konuda onları yönlendiriyor musunuz? Evet. Bunun altında bir mantık, evet, vardır değil, evet, mi? Yönlendirmenin altında mantık vardır. Evet, yani şöyle, Türkiye'de en çok tercih edilen ülkeler arasında Kuzey Amerika ülkeleri, yani Amerika, Kanada.
İngiltere ve Avrupa ülkeleri sıralanabilir. Biraz öğrencinin akademik altyapısına göre, hedeflerine göre, ailelerimizin bütçesine ya da eğitim için ayırmak. Tabii çok önemli o da, haklısınız. Sürdürülebilir olması gerekiyor tabii, çünkü tabii, bu yolculuğu. Tabii 3 yıllık, 4 yıllık bir eğitimden bahsediyoruz. Eğitim için ayırmak istedikleri kaynağa göre hareket ediyoruz ve karar veriyoruz. İşte burada da erken harekete geçip doğru planlamayı yapmak çok önem kazanıyor. Ama özellikle akademik altyapısı uygun ve hani finansal açıdan da biraz daha geniş hareket edebiliyorsak İngiltere çok öne çıkıyor Avrupa içerisinde. Maliyetler açısından biraz daha ekonomik ülkelere yönelmek durumundaysak Almanya tabii işte hani Avrupa'da refah seviyesi en gelişmiş ülkelerden bir tanesi, yanı sıra işte Türkiye ile çok yakın kültürel ekonomik bağlar var. Maliyetler ekonomik yine tercih edilen bir ülke. Özellikle tasarım, mimarlık, sanat konularında İtalya tercih ediliyor. Hollanda'da geniş bir İngilizce program yelpazesi var. İşte Avrupa Birliği pasaportu olan, çift pasaportlu işte Almanya, Bulgarya pasaportu olan öğrencilere yerel ücret uyguladığı için yine tercih edilen bir ülke. Ama Avrupa içerisinde kaliteli eğitime, kolay erişilebilirlik anlamında İngiltere, İrlanda biraz daha ön plana çıkıyor. Uzak ara, yani şöyle somutlaştırayım. Diyelim ki dünyada ilk 100'de 100. sırada bir İngiliz üniversitesi var ve 101. sırada bir Amerikan üniversitesi var. O İngiliz üniversitesine kabul almak Amerikan üniversitesine kabul almaya göre çok daha kolay. Yani aynı öğrenci için biz hem İngiltere'ye hem Amerika'ya başvurduğumuzda İngiltere'de kabul aldığımız en iyi üniversite Amerika'da kabul aldığımız en iyi üniversitenin çok üstünde oluyor. Çünkü Amerika üniversiteleri daha seçici. Dolayısıyla eğer bir öğrenci, benim amacım ülkeden ziyade mümkün olduğu kadar iyi bir üniversiteye girmek. Hani dünya sıralamaları var ya, hep konuşuyoruz. Evet. Times'in, US News'in vesaire, QS'in. İşte orada bakıyor öğrenci. İngiltere'de ilk 100'den kabul almışım. Amerika dünyada ilk 300'de. Fakat işveren algısı açısından, ülke prestiji açısından da Amerika daha prestijli. Herkesin aslında ilk tercihi Amerika. Zaten öğrenci hem İngiltere hem Amerika'dan kabul alsa aynı sıralamada Amerika'yı tercih eder. Burada Avustralya yine apayrı bir dünya. Çünkü Avustralya aynı kategoride ilk 20'den kabul aldırır öğrenciye. Ama öğrenci o zaman şöyle düşünür. Ya çok iyi bir üniversite ama ülke Avustralya. Onun yerine İngiltere'ye mi gitsem? Dolayısıyla işin üniversite prestiji açısından, hani gittiğimiz eğitimin, eriştiğimiz eğitimin kalitesi açısından böyle ikilemlerde kalıyor öğrencilerimiz. Ve biz genellikle de öğrencilerimizin bir çocuğuna tek bir ülkeye başvuru yapmıyoruz. Yani İngiliz üniversitelerine, İrlanda üniversitelerine, Avustralya üniversitelerine aynı anda başvuru yapıyoruz mesela. Hollanda'yı da koyuyoruz. O zaman hepsinden kabuller geliyor. Her öğrenci için kabul edecek üniversite mutlaka bulunuyor. Yani şöyle bir senaryo yok. Ben başvurdum İngiltere'ye, hiçbir yer beni kabul etmedi. Böyle bir senaryo öyle bir şey yok yani. Ya da Amerika'da da yok, Kanada'da da yok, Avustralya'da yok. Ama şu var, hangi üniversitesi kabul etti? İşte asıl karar noktasına o zaman geliyoruz. Sinema'nın vurguladığı şey İngiltere o açıdan önemli. İngiltere'de GMAT, GRE gibi master'da, SAT, IB, AP gibi şartlarda lisansta olmadığı için not ortalamasını referans alarak, işte niyet mektupları ve referans mektuplarını referans alarak kabul aldıkları için biz genellikle en iyi kabulleri İngiltere'de ve Avustralya'dan almış oluyoruz öğrencilerimize. Bir de üniversitelerin süreleriyle ilgili önemli farklar var. İngiltere'de üniversite eğitimi 3 yıl. Evet, master eğitimi 1 yıl. Yani 3 yıl Amerika'daki üniversite süresinde İngiltere'de lisans artı master'ı bitirmiş oluyorsunuz. Ve Amerika'ya göre 2 yıl önce tamamlanmış oluyor hepsi. Bunun dışında büyük avantaj tabii ki. Bir de İngiltere'de eğitim sonrası 2 yıl çalışma izni de geldi. İşte Brexit'ten sonra daha fazla öğrenci çekmek için Avrupa Birliği'ndeyken yoktular. Öyle bir değişiklik yaptılar. O da İngiltere'yi çok ciddi anlamda öne çıkardı. Bir de İngiltere ile Amerika'yı kıyaslamaya girmişken İngiltere'de 100 küsur üniversite var ve hepsi belli bir standartta. Amerika'da 5000 üniversite var. Dünyanın en iyi üniversiteleri de orada. Kötü üniversiteleri de orada. Dolayısıyla ve maliyetler açısından da skala çok geniş. İngiltere'de 15 bin ile 25 bin sterlin arasıdır eğitim ücreti. Ama Amerika'da 10 bin dolarla 50 bin dolar arasındadır eğitim ücretleri. Dolayısıyla skalanın çok daha geniş olduğu, çok daha fazla seçeneğin olduğu bir ülke Amerika. Ama Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada değil. Oralarda hangi üniversite
ve bazen de hangi şehir de çok önemli, değil misin? Evet. Bir de bunun yanı sıra mezuniyet oranı da çok önemli. Yani İngiltere'de genellikle öğrencilerin adaptasyon sıkıntısı olmuyor. Oradaki eğitim sistemine ya da ülkedeki genel tabii Avrupa'da kültüre. Olması belki evet, daha fazla evet, temas evet, olması evet, değil mi bizim evet. ülkemizde? Ama Almanya, Avusturya gibi ülkelerde mezuniyet oranı düşük. Bu da evet. Her ne kadar eğitim ha, ekonomik olsa da. Orada biraz bir meydan okuma var. Biraz evet. zorlanacaklar demek ki. Evet, tercih edecekler. Evet. Kararı kim veriyor? Hani dediniz ya hocam yani işte birkaç işte hem İngiltere hem Amerika'dan hem Avustralya'dan kabul aldığımızda kim veriyor? Çocuk mu karar veriyor yoksa aile mi? Eğer orada? Master'sa çocuk genelde öğrenci karar verir. Lisansa veli öğrenci beraber karar verirler ama lisansta velinin etkisi çok fazla oluyor. Çok fazla. Ama master'da daha öğrenciler artık kendi kararlarını kendi veriyorlar. Almanya ile ilgili çok önemli bir nokta var. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Almanya'da üniversiteye kabulle üniversitenin zorluğu arasında bir korelasyon yok. Şunu demek istiyorum. Amerika'nın bir üniversitesi öğrencinin başvurusunu alır ya da İngiliz. Eğer programı bitiremeyecekse öğrenciyi zaten kabul etmez. En önemli kriter de onlar için budur. Ama Almanya'da Türkiye'de siz herhangi bir üniversitede ilgili bölüme yerleştirildiyseniz ÖSYM tarafından Alman üniversiteleri sizi kabul ederler. Ve çok da fütursuzca kabul ederler. Çünkü Alman üniversitesi bilir ki zaten içeride belli olacak başladıktan sonra. Ha. Şöyle düşünelim. Yani anladım teşbihte hocam. Hata olmaz. İlk 200 bindeyiz Türkiye'de. Bir makine mühendisliğine girdik. Ama ODTÜ makine mühendisliğine gidiyoruz Almanya'da. Çünkü Almanya'da mühendislik eğitimi çok ağır. Tabii. O zaman öğrenciye de haksızlık oluyor. Aslında işin bu tarafını kabul aldıktan sonra ve gittikten sonrasını da iyi düşünmek gerekir. Almanya'yı düşünen öğrencileri biz özellikle oradaki eğitimin çok zor olduğu işte, tabii. ile ilgili uyarıyoruz. Burada hep de. Şey ortaya çıkıyor hocam dediğiniz gibi iyi bir danışmanlık evet, almak kesinlikle. Gerekiyor. İyi bir rehberle, iyi bir uzmanla konuşuyor olmak gerekiyor. Son birer dakikamız hocam. Özellikle yurt dışında üniversite okumak isteyen öğrenciler için lise öğrenciler için yazlarını iyi değerlendirmeleri hı hı. çok önemli. İngilizceleri belli bir seviyedeyse akademik yaz okullarına katılabilirler. Üniversitede eğitim almak istedikleri alana yönelik dersler seçebilirler. Hala İngilizcelerini geliştirmeye ihtiyaçları varsa da bu büyük bir imkan değil mi aslında yaz okulları? Tabii tabii. Ve çok işe yarayan bir yöntemde. Tabii evet. Ve o noktada yani öğrenciler üniversiteyi bitirirken ya biz keşke lisede 2 haftada olsa bir yurt dışına gitseydik. Üniversitede evet. keşke 4 haftada olsa bir yaz okuluna gitseydik ya da işte masraflarımızı karşılayacağımız Work and Travel gibi programlara katılıp ailemize yük olmadan o deneyimi yaşasaydık. Diyor öğrenciler. Dolayısıyla bu fırsatları lise ve üniversite sırasında da kollamak evet, lazım, evet. takip etmek faydalı. Tabii ki üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları da dil eğitimi için gidebilir. Genç ve yetişkin öğrenciler için de istedikleri zaman başlayıp istedikleri kadar eğitim alabilecekleri hocam, programlar var. Hocam son bir şey söyleyecektiniz var. Galiba. Siz de gidebilirsiniz. Hani İngilizcenizi biraz toparlayayım diye. İngilizce ile ilgili bir yaş sınırı yok. Yok hani gideyim evet. bir 4 hafta dil eğitimi alayım, kendi yaş grubumda alayım işte. Üniversite öğrencileriyle beraber almayayım gibi programlar da var. Yani tabii. 30 yaş üstü, 40 yaş üstü. Biz eski bizlerin jenerasyonun gönlünü almak için de böyle şeylerin yapıldığını biliyoruz. Değerli izleyiciler, her iki konumu da izlediniz. Eğer her iki konuma da ulaşmak isterseniz hem sosyal medya hesaplarından hem de kurumlarından rahatlıkla ulaşıp aklınızdaki bütün soruları yöneltebilirsiniz. Bugün kimlerle birlikteydik? Rahmi Mesut Yılmaz. Atlas Yurtdışı Eğitim Danışmanlık kurucu ortağı ve Sinem Kızrak hocamız ki genel müdürler sağ olsunlar zaman ayırıp geldiler. Anlattıklarından benim anladığım bir kere yurtdışı eğitim düşünüyorsanız böyle son dakikada harekete geçmeyeceksiniz. Biraz önden harekete geçeceksiniz. Not ortalamanız mutlaka çok önemli ama her şeyden önce lütfen eğer böyle bir niyetiniz varsa siz ya da evladınızın yurtdışı eğitimle ilgili düşünceleri varsa mutlaka uzmanlara danışın. Onlardan sizin için bir yol haritası çizmelerini isteyin. En önemli noktalardan bir tanesi sanırım buydu. Eğitim Merkezi bu haftalık burada sona eriyor. Yeniden birlikte oluncaya dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Aveyon Global Sigorta Turgut Özay'la eğitim merkezini sundu.